altcoin'ler ne zaman kan kaybetmeyi bırakıp yükselişe geçecek diyor. Biz de bu konu üzerinde duracağız ve genel hatlarıyla bundan bahsedeceğiz diyebilirim. Evet. Diyor ki altcoin'ler ne zaman kan kaybetmeyi bırakıp yükselişe geçecek? Popüler analiz tahminini açıkladı. Altcoin'ler epey bir süre boyunca kan kaybetmeyi bırakacağını ben açık söylemek gerekirse pek düşünmüyorum. Çünkü bu noktada işin doğrusu BTC ile alakalı çok fazla katalizör var. Bu konuda daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Şu anda pek çok katalizör direkt olarak parmakla Bitcoin'i işaret ediyor ve yapılabilecek, gerçekleştirilecek yükselişlerde onu gösteriyor. ETF'lerden tutun, Fed'in faiz indirimleri bir sürü şey yani yok yok. Tabii her sezonun başında hemen hemen bu olay zaten gerçekleştiriliyor. Yani bu olay oluyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Her zaman. Tamam mı? Ama bu sezon tabii bunun biraz daha fazlasının gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Çünkü ekstrem katalizörler var. Yani bu noktada biraz daha altcoin'leri oyalayabilecek fazladan unsurlar bulunuyor. Muhtemelen 2024'ün ortalarına kadar Bitcoin'deki çok ciddi yükselişlere rağmen altcoin'lerde yükseliş göremeyeceğimizi düşünüyorum. Altcoin'ler ne zaman kaybetmeyi bırakacak diye başlıyor. Bakalım. Ünlü kripto para analisti Michel Van de Pop yakın zamanda yaptığı bir açıklama da altcoin'lerin mevcut durumuna ilişkin derinlemesine bir değerlendirme sunuyor. Bak, bu normal bir süreçtir. Yani yine de tabii ki olabilecek bir durumdur. Ne yapacağınız size kalmış. Eğer ki durumdan şikayetçiyseniz ki şikayetçi olacak bir şey yok. Sonuçta biri hareket ederken öteki bakıyor. Öteki hareket ederken de bu sefer diğeri bakıyor. Tarzında bir minvalinde olay. Dolayısıyla ikisi arasında bu noktada farklılık olacaktır. Buna da eğer sıkıntı yapmayacaksanız yani hali hazırda eyvah ne oldu falan böyle demeyecekseniz bu noktada ne yapılabilir? Yine de diğer altcoin'lerde de durulabilir tabii ki. Hatta durulmalıdır bence. Eğer illaki böyle hareketli bir şeyler istiyorsanız BTC yatırımı olur. Ether yatırımı olur. Ether tabii ki boş durmaz. Böyle bir sürecin içinde. PIP yatırımı olabilir. Hani Bitcoin'le birlikte erken hareket edebilecekleri kastediyorum. XRP, Sol. Bunlar durmaz mesela. ADA. Tamam mı? Gibi. Analiste göre altcoin'lere yaklaşık 29 ay süren bir dönem olan ayı döngüsünün son aşamalarında bulunuyor. Katılıyorum. Evet, doğru yani sonuçta. Önümüzdeki aylarda yavaş yavaş artık üzerlerindeki rağbet kalk. Şunu da söyleyeyim bak kalkar. Şunu da söyleyeyim. Mesela dedim ya tam hareket yok. Yine de tabii ki de Bitcoin ile birlikte yükselirler. Ancak yeterli hareket yapamazlar. Yani BTC'nin ilgili pek çok altcoin ile olan paritesi yükselir ve dominans artacaktır. Yani genel olarak altcoin'lerde yüksek genel paralar görmeyeceğiz anlamı taşıyacaktır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yine de altcoin'lerin büyük bir çoğunluğu ciddi oranlarda yükseliş yapar. Tamam mı? Yani yükselirler. Ama klasik bir ağlama vardır ya yatırımcının. İşte neden bu kadar az yükseldi dersiniz. Van de Pop kripto paralara yönelik duyarlılığın azaldığını ve Bitcoin'in önemli bir hareket gösteren tek para birimi olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte ayı piyasasının sonunun yakın olduğuna inanıyor. Ya katılıyorum doğru. Bu olaylar analiste göre devam eden jeopolitik çalkantılarla birleştiğinde altının değerini önemli ölçüde artırdı ve muhtemelen Bitcoin'i yukarı doğru itmeye devam edecek. Van de Pop Ekim ayı içerisinde 45 bin dolarlara çıkabileceğimizi iddia etti. Yanlış bir iddiaydı ve çok mantıksız bir iddiaydı.
Fakat şunu söyleyebilirim, 45 bin dolar gibi fiyatlar her zaman diyorum 2024'ün ocağında olma ihtimali fazla olacaktır. 2024 Ocak ayı bizim için önemli bir dönüm noktası olacak ETF kabulünden kaynaklı olarak. Orta Doğu problemine gelirsek doğrudur. BTC'ye fon akışları sağlar ama aynı zamanda unutmayın dominanstaki artışa da katkı sağlar. Az önce Bitcoin yükselişine rağmen altcoin'lerin düşük kalmasıyla alakalı konuştuk ya. Tam olarak bu durumu sağlayan şey Hamas-İsrail olayıdır. Analiste göre BlackRock CEO'sunun Bitcoin hakkındaki son yorumları ve Bitcoin'in altının dijital bir versiyonu olarak giderek artan kurumsal tanınırlığı bu yükseliş eğilimini daha da destekledi. Vandepop, Bitcoin ve diğer altcoin'ler için önemli bir yükseliş öngördüğünü ve Bitcoin'in bu yükselişe öncülük edeceğini ifade ediyor. Evet, doğru söylüyor. Analist, Chainlink, Solana ve ING gibi daha büyük altcoin'lerin halihazırda yükseliş eğiliminde olduğunu gözlemlediğini söylüyor. Doğru. Link, ING, Sol, XRP, Litecoin, Cash, tamam mı? Bunlara dikkat. Ether, PEEP. Ancak Vandepop'a göre Ethereum, ET vadeli işlemleri, ETF lansmanı ile ilgili beklentilerin karşılanmaması nedeniyle zayıflık belirtileri gösteriyor. Alakası yok sevgili Vandepop. Ben de nerede patlayacaksın diye bekliyorum. Burada patladı. Ether noktasında lansmanın beklentileri vermemesi değil. Pek çok taraf boş boş konuştuğu için büyük beklentiye girdiler. Zaten bir şey olmayacaktı. Bununla alakalı konuştuk. Videonun ana konusu değildir. İkincisi, yine Ether'deki zayıflık, genel altcoin'lerdeki zayıflıktan ve aynı şekilde İsrail-Hamas gerginliğinden büyük ölçüde kaynaklanıyor. Bunu da açmıştık. Vandepop sözlerini tarihin tekerrür edeceğini öne sürerek tamamlıyor. Analist 2015-2016 dönemiyle paralellik kurarak Bitcoin yarılanmasından birkaç ay önce altcoin'lerin dibe vuracağını ve ardından yükselişe geçeceklerini tahmin ettiğini söyledi. Yani ben dibe vuracağını düşünmüyorum. Nitekim çok fazla yükselebileceklerini de düşünmüyorum. Bu noktadaki dibe vurma tabirini sadece biraz abartı buldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.